أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صل الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صل الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صل الله عليه محمد وعلى محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koymak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin inşallah. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerini öncelikle hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Evet muhterem izleyenler, Malumunuz tabi dün bir cenaze merasimindeydik. Dolayısıyla bütün haberlere de konu oldu. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın annesi Rabia annemiz vefat etti. Bu münasebetiyle efendim başta Cübbeli hocamız olmak üzere efendim onun babası Yusuf amcamız ve kederli ailelerine buradan tabi başsağlığı diliyorum. Kendilerine allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin inşallah. Evet, hakikaten yani o mahşeri kalabalıkta, o mahşeri kalabalık, o mahşeri sıcakta e, son görevlerini yapmak üzere toplanmışlar. Ve tabii takdire şayan bir hususta nedir? Efendim işte Müslüman hakikaten böyle olmalı. Yani e, bu kadar insan, on binlerce insan toplanıyor. Efendim bağırmadan, çağırmadan, kırmadan, dökmeden değil mi? Bir taşkınlık yapmadan ki mesela... İşte görüyoruz yani haberlere baktığınız zaman bir avuç insanlar toplanıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, kendi askerine, kendi polisine efendim silah çekiyorlar, değil mi? Efendim yakıyorlar, yağmalıyorlar. Sanki hangi memlekettesin yani kendi mi? efendim milli değerlerine, e, milli servetine zarar veriyorsun. Otobüsleri yakmalar, yıkmalar. Bunlar ne kadar çirkin şeyler. Ama diğer taraftan bakıyorsun, değil mi? Allah'ı bildiğin zaman, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yoldan gittiği zaman on binlerde toplansa sükunetle toplanıyor, tefekkürle ibret nazarıyla orada bulunuyor. Kendisine oradan bir ibret çıkarıyor ve efendim bir taşkınlık yapmadan, kırmadan, dökmeden, etrafa zarar vermeden sükunetle böylece ne yapmış oluyor? Dağılmış oluyor. Dolayısıyla bu yönden de tabii oraya gelen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Evet tabii ki yani bu bir takdiri ilahi tabii ki. Yani Cübbeli hocamızla herkeslere tabii selam söyledi. Hepsinden gelenlerden razı olduğunu beyan etti. Onlara teşekkür etti. Bir mazeretler olup gelemeyenlere de onlara da e, dua etti. E, dolayısıyla tabii sabırlı insan, metanet, metanetli insan. E, bu tabii bir takdiri ilahi elbette olacak. Çünkü yani kullu nefsi deyikatül mevt her nefis ne yapacak ölümü tadacak. Bu muhakkak bundan kaçış yok. Ve vakit saat geldiği zaman da مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِنْ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ Ne takdim eder ne tehir eder. Ne bir saniye önce gelir ne bir saniye sonra gelir. Demek ki bu takdir edilmiş ve o saatte olacakmış ve böylece tabii bu da efendim oldu gerçekleşti. Yani bunda bir problem tabii ki yok. Yani üzücü olan taraf şu. Üzücü olan taraf şu ki yani anne evladına, evladı da annesine hasret gitmesi. Evet hasret gittiler, görüşemediler. E, dolayısıyla ama tabi bu cenaze münasebetiyle e, cezaevinden de kendisine iki gün izin verildi. Böylece annesinin tabi defin işlemlerini e, yapma imkanı da böylece verilmiş oldu. Demek ki artık görüşmek nereye kaldı? Mahşere kaldı. O büyük güne kaldı. allah Teala ve tekaddesi hazretleri o büyük günde, o yevmül kıyamette, o anne oğlu da, Cübbeli hocamızı ve annesini de hepimizi de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı şerif altında haşre eylesin efendim. Ve Muhammed Mustafa'nın şefaatine mazhar eylesin. Ona cennette komşu olarak cemal-i ba kemali seyretmek için şu dünyada nasıl yaşamamız gerekiyorsa Efendim Rabbim Celle Celaluhu bu hayatı, bu yaşantıyı ve bu salih amelleri, bu kamil imanı Rabbim Celle Celaluhu cümlemize inşallah nasip eylesin. Yoksa tabii yani e, onun tarafından bakılınca, şüpheli hoca efendinin annesi tarafından bakılınca da aslında pek üzülecek bir şey, efendim, görülmüyor. Yani e, hatta e, gönülleri sürurlandıracak, değil mi? Yani onun tarafından gayet efendim güzel de bir durum söz konusu. Çünkü hep biz bu taraftan bakıyoruz ama, hatta işte Allah dostlarından birisi vefat edecekken etrafında evladı, yani toplanmışlar, ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Neyse gözünü açtı bak dedi. Niye dedi ağlıyorsunuz bakayım dedi. He? Dediler işte seni kaybedeceğiz. Yani ayrılık hicran ne kadar kötü filan deyince. Dedi ki bana niye ağlıyorsunuz dedi ya. Ben dedi 70 senedir bugünüm için ağladım. Bugünüm için hazırlandım. Siz dedi kendinize ağlayın dedi. Dolayısıyla demek ki insan hazırlıklı olduğu zaman. He? Ahirete hazırlıklıysa her zaman ölüm meleği gelebilir düşüncesiyle temkinli ve tedbirli davranan, Allah'a, efendim, ibadetlerinde e, kusur yapmamaya çalışan, Mevla'nın emirlerine itaat eden, yasaklarından kaçınanlar için, ölüme hazır olanlar için, hesaba, kitaba hazır olanlar için, efendim, ölüm nedir ki? Evet, işte üzücü bir olay demek ki, değil. Ya, çünkü böyle bir evlat yetiştirmiş, böyle bir ehli sünnet alimini bu ümmete bırakmış, hakikaten azmış değil. Yani, ve tabi ameli ne yapmayacak? Kesilmeyecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? اِذَا مَا تَلْ inqata اِنْ <عَمَلِهُ> Bir insan öldüğü zaman ameli kesilir. Şu anda kim ölse ameli ne yapıyor? Kesiliyor. Neden? Çünkü amel yapamıyor zaten. He? Mecali yok. Canı yok. Dolayısıyla defterleri dürülüyor, kapatılıyor ve ne yapılıyor? Arşivleniyor adeta ve kıyamet gününde ne yapılacak? Defterler uçuşacak ve insanlara herkes dünyadayken ne yaptıysa iyi ya da kötü. Femen yamen mitkale zerratin yara ve men yamen mitkale şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsa orada görecek. Zerre kadar şer de yapsa onu da ne yapacak? Görecek. İşte bu ameller demek ki orada tekrar verilmek üzere Kaldırılıyor, kapatılıyor, mühürleniyor ama illa min telafetin üç kişi müstesna. Üç kişinin amelini yapmaz, kesilmez. Onların ne yapar, devam eder. Kimmiş bunlar? Sadakatin cariyetin. Sadakayı cariye. Nedir bu? Yani adam hali hayatındayken ölmeden önce ne yapmış? Hayırlar yapmış. Mektep yapmış. Medrese yapmış. Talebeler okutmuş. Cami yapmış. He? Yol, köprü, su, Bunlar nedir hep? Sadaka-i cariyedir. Dolayısıyla oradan insanlar menfaatlendikçe, onun yaptırdığı camilerde insanlar namaz kıldıkça, onun yaptığı medreselerde, Kur'an kurslarında talebeler okudukça, hoca oldukça, efendim insanların hidayetine vesile oldukça, oradan kazanılan sevaptan, oranın açılmasına vesile olan, sebep olan, hatta iğnenin tepesi kadar faydası kimin olmuşsa, hepsini yapacak, bundan istifade edecekler. Bir tanesi bu, sadaka-i cariye. Ha. Demek ki üç kişinin ameli ölse de kesilmiyor. Birisi bu sadakayı cariye yapan. Ev ilmin yüntefe bihi. Kendisiyle menfaatlenilen bir ilim bırakan. Yani ne yapmış işte? Efendim kitaplar telif etmiş, kitaplar yazmış, makaleler yazmış. İnsanları gaflet uykusundan uyandırmak için, Allah'ı öğretmek için, Muhammed Mustafa'yı tanıtmak için, insanları İslam'a yönlendirmek için, hakkı, hakikati kalemiyle ne yapmış? Haykırmış. Talebe yetiştirmiş. Ehl-i sünnet alimleri yetiştirmiş. Kitaplar yazmış. Kitaplar tehlif etmiş. İşte bunların da ne yapılmayacak? Amel defterleri kapatılmayacak. Onlar da vefat ettiği zaman, kabre indiği zaman yattığı yerden tabiri caizse kazanacak. Ya ne gibi? Adam mesela işte efendim zamanında yapıyor hanlar, hamamlar, iş merkezleri, daireler, dükkanlar. Efendim onları yaşlandığı zamanda diyelim çalışmasa bile yattığı yerden ne yapacak? Kiralarını alacak. Efendim hayatına devam edecek mesela. İşte kabirde de o geride bıraktıkları bu üç şey ne yapıyor? Ona ecir olarak, sevap olarak ihsan ediliyor, ikram ediliyor. İşte bunlardan üçüncüsü de efendim evvel edin salihin yedou kendisine dua edecek hayırlı bir evlat yetiştirmişse, salih bir evlat yetiştirmişse o kimsenin de annenin de babanın da de defteri ne yapılmaz kapatılmaz. Çünkü o evladı yetiştirdi ya, o evladın yaptığı bütün amellerden, bütün efendim hayırlardan, bütün ecirlerden anneye babaya da ne yapar? Sevap gider, sağ kendi gider de vefat ettikten sonra bile gider yani. Ya. Hatta bir kitapta görmüş idim. diyor ki, bir kimse, hatta adam inanmıyor yani, Allah'a inanan bir insan değil. Ve bu adam vefat ediyor, vefat edince de hanımı ne yapıyor? Bir tane ev, evlatları varmış, onu hocaya gönderiyor, gitsin Kur'an öğrensin diye. Babalarından korkuyorlar, gönderemiyorlar. O da göndermemiş ama, efendim... ...o anne, o evladını ne yapıyor? Hocaya gönderiyor. O da gidiyor, rahlenin önüne diz çöküyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyor. Ve başlıyor okumaya. Elif, be, te, fe, cim. İlahi. işte o Kur'an öğrenmek için... ...Allah'ın kelamını öğrenmek için... ...hocanın önünde diz çöktü ya... ...Mevla Teala o çocuğun babasının kabirdeki azabını hafiflettiği rivayet ediliyor. Tabi kaldırmıyor azabını çünkü adam zaten inkar ediyor. Kafir olarak ölmüş. Ama buna rağmen bakın o çocuğunun hocanın önünde diz çökmesinden babasına azabın hafiflemesi efendim, şeklinde bir fayda hasıl oluyor. Ya bu baba inanıyorsa ya bu baba bu evladını bizzat yetişmesini efendim, bir, kendi istiyorsa baba derken anne de öyle baba da öyle. He? Böyle bir evlat bıraktığı zaman bundan ne büyük menfaatler görecek? İşte hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bunu ne yapıyor? Beyan ediyor yani. He işte. Dolayısıyla efendim Cübbeli hocamızın annesi de Rabia annemiz de böyle bir hoca efendi bırakmış. Böyle bir ehli sünnet -i alimi yetiştirmiş. Şimdi onun bütün hizmetlerinden bütün anlattıklarından, bütün yazdıklarından, onun vesilesiyle İslam'a kimler dönmüşse, onun vesilesiyle kimlerin kalpleri hidayete açılmışsa, hepsinden aldığı sevaptan anneye babaya da ne olacak? Pay gidecek. Şu karı düşünebiliyor musun? Şu faydayı düşünebiliyor musun? İşte o kabre hazırlanmak lazım. Madem amel defterlerimiz efendim e, bu gibi durumlarda kapanmıyor. Rabbim Celle Celaluhu defteri kapanmayan bu üç kişinin hepsine de bizleri dahil eylesin inşallah. Sadakayı cariyede bırakmak nasip olsun. He? Kendisinden menfaatlenecek ilim de bırakmak nasip olsun. Sani evlat bırakmak da nasip olsun efendim. Elimizde. Şu anda fırsat elimizde. Ya şu anda dünyadayız. Can tende gözümüz görüyor, ayağımız tutuyor. He? Dilimiz dönüyor. Elimiz tutuyor. Ne yapacaksak yapalım işte. O kabre hazırlanmak lazım. O ahirete hazırlanmak lazım. Ve ne yapalım biliyor musun? Hayırlı bir nesil yetiştirelim. İyi bir evlat yetiştirelim. He? Dinine de, vatanına da, milletine de, bütün insanlığa efendim, hayırlar getirecek. Bütün insanlığın faydasına hayırlı projelere imza atacak. Dünya ahiret insanlara yol gösterecek böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Ama Allah'ı bilen, ama Muhammed Mustafa'yı tanıyan, he? İslam'ı yaşayan, anlatan, örnek olan böyle bir nesil yetiştirmek lazım. Yoksa okutmuşsun ama he? Efendim üniversiteler bitirmiş, master'lar yapmış, profesör olmuş, ordinatör olmuş ama kelime-i şehadeti bilmiyorsa Allah'tan haberi yoksa, kitaptan haberi yoksa. E ne anladık bu işten? Sana faydası olmadı mı? Ne faydası var bunun? Yani bu kadar emek veriyorsun, bu kadar uğraşıyorsun. Bir evlat yetiştiriyorsun. Kolay mı? Bir insan. Alemi sura. Kainat alemi kübra. insan alemi sura. Küçük alem. En zor yetiştirilen, terbiye edilen efendim şeyde yetişmesi en zor olan insan. Bu kadar emek vereceksin, edeceksin de şurada kısa bir ömür için mi? Öyle bir evlat yetiştirmeli ki bu emeklerimizi efendim ebediyen görmemiz lazım. Nasıl olacak ebediyen? Eğer senin ahiretini etkileyecekse, ahiretini pozitif yönde etkileyecek, senin cennete girmene sebep olacaksa, cennette ebedi olduğuna göre, bak görüyor musun? Ebedi cennet yurdunu kazanmak, o evladını yetiştirme gayreti içerisinde bulunmanla mümkün olabilir. Birisini çağırmışlar bir hocayı da. Efendim bir ailenin tabi babası vefat etmiş. Girmiş ev saray gibi ev şato gibi hatta yürüyor merdivenlerden efendim koridorlardan mahzen gibi uzun geniş yüksek ayağını bastığı zaman böyle o ayağının sesi yankılanarak kulağına geliyor yani ev büyük ama büyük olduğu kadar da soğuk ve itici. Bir ölüm sessizliği var. Bir ölü var o evde bir de ölüm sessizliği var. Bütün ev, efendim evladı, yali toplanmış. Adam yatıyor orada. Uzatmışlar 280. Bütün çocuklar okumuş. Amerikalarda okutmuşlar, İngilterelerde okutmuşlar. He? Oxford'larda, Cambridge'lerde masterlar yapmışlar, tezler hazırlamışlar ama bir tanesi bir tane Fatiha bilmiyor. Hoca da şaşırmış. Acımış bunlara. Baksan belki bazıları imreniyordur buna ama he dünyalık olarak tamam bir takım imkanlar içerisinde ama öldün gittin ne olacak şimdi? He? O koskoca evden 2 metrekarelik çukura indiriliyorsun. Lan birisi var mı oranın acaba? He? Havalar şimdi çok ısındı. Klima falan koyulacak mı acaba? Halısı, çekyatı, kanepesi oranın var mı? Nereye gidiyorsun? Ama orası öyle zannettiğimiz gibi yer değil. El kabru imma ravdatu min riyadil cinan ve makhufretin min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Dolayısıyla orası öyle gördüğün gibi değil. Ya korkunç bir adrese dönüyor ya mükemmel bir efendim, tatil merkezine dönüyor. Kabir böyle bir yer. Şimdi bu kadar mal var çektin gittin ne olacak bakalım? Neyse o da okuyor. Yasin Şerif okuyor. Ondan sonra dua ediyor. Yahu dua ederken ellerini kaldırmayı bile bilmiyorlar adamlar be. Birbirine bakıyorlar nasıl kaldırılacak acaba? Ne anladık bu işten? Bu kadar okutmuşsun yazık değil mi ya? He? Bu kadar masraflar yaptın. Bu kadar efendim hasret kaldın evladına. Ama şimdi öldün arkandan bir Fatiha okuyamıyor, okumuyor, bilmiyor. Elini bile kaldıramıyor. E ee, gidi. Yazık, günah değil mi? Amelin kesildi işte. Evlat yönünden defter kapandı. Zaten onu hesap edemeyen, evlatlarını böyle yetiştirmeyen adam ne sadakayı cariyeyi düşünebilir, ne geride bırakacağım menfaatlenecek ilim. Ne olacak ondan sonra? Kendinde amelin yoksa, kendinde Allah'ı razı edemediysen, güzel kula olamadıysan, yandı gülüm keten elva. Bitti gitti işte ne olacak? Ya büyük zatlardan bir tanesi vaaz ederken vaaz ediyor insanlara da ne diyor biliyor musun? Kendini güya hitap ediyor. Kendini kınıyor. Ey nefsim yazıklar olsun sana diyor. Sen diyor sağken hayattayken namazını kılmazsan, sen sağken orucunu tutmazsan, sen hayattayken kendi adına sadakada bulunmazsan, iyi insan olmazsan, amel etmezsen, sen öldükten sonra senin yerine kim kılacak namazını? Sen kendin için yapmamışsın da başkası senin için yapar mı diye kendi nefsine böyle vaaz ediyor. Ya sen kendin için yapmazsan başkası senin için ne yapacak? Onun için hazırlanalım oraya. Evlatlarımızı yetiştirelim. Arkamızdan dualar okunsun. Arkamızdan yasinler okunsun, hatimler okunsun. Değil mi? Evet. Dün işte mesela Fatih cami'ndeydik. Orada hakikaten mahşeri bir kalabalık. Evet. Her zaman tabii öyle olmuyor ama devamlı oradan cenaze kalkar. O musalla taşı nelerini nerelere hangi adreslere sevk etmiş. Cennete de çok adam göndermiş, cehenneme de çok adam göndermiş. O musalla taşı. Nelerini görmüş, nelerine şahit olmuş. Tabii her zaman bütün cemaat cenaze namazına da durmuyor ha. Çoğu yerde de gördüğünüz gibi bir kısmı abiyor namaza duruyor cenaze namazını kılıyor. Bir kısmında ne yapıyor? Kenarda dikiliyor. Niye cenaze namazı kılmıyorsun? He? Zaten suratlarına baktığın zaman bakıyorsun ki ya adam hiç alnı secde görmemiş ya. Yani secde eserini göremiyorsun yüzünde. O namazın nurunu suratında yüzünde göremiyorsun yani. E anladık tamam secde yapamıyorsun. Rükü yapamıyorsun. Alışmamışım belim bükülmüyor da. ya e kardeşim cenaze namazı ya ne rüküsü var ne secdesi var. Bunu bile kılamıyor musun yani? Yazık değil mi? Kenarda dikiliyor. Fatih Camii'nden efendim bir kardeşimiz çıkıyor. Bakıyor ki bir cenaze var. Orada tabii cenazeye de kim gelecek? Onun tanıdıkları gelecek. Bakıyor ki tanıdıkları da pek gözü tutmuyor kendine göre, kendi anlatımıyla. Efendim hani Kur'an-ı Kerim'den Mevla buyuruyor ya وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأَبَدَوْ وَلَا تَكُمْ Onların ne namazlarını kıl ne de kabirlerin ne namazlarını da kılma kabirlerinde de durma yani o efendim imansız gidenlerle alakalı buna bakıyor kendine göre ya şimdi bunlar tanımıyorum etmiyorum şekiller çemallerde acayip güya namaz kılmayacak kaytaracak ne yapıyor gidiyor o kenarda dikilenlerin arasına katılıyor ama tabi yaka ele veriyor neden sakalı var ya birisi hemen geldi utanmıyor musun bir çuval sakalın var namaz kılmıyorsun bu da tabi öyle utanacak bir adam değil zaten utanacak olsa orada durmaz eski kulağı kesiklerden bu da Dedi kardeşim sana ne? Benim namazımdan sana ne ya? Ben namazımı kıldım. Bu da dedi cenazen ama Zaten farz-ı işte kılanlar var. Sen kimsin ki bana hesap soruyorsun dedi. Öyle deyince o da güya ona bunu sormaya yetkisi varmış gibi dedi ki o musallada yatan adamın oğluyum ben dedi. Öyle deyince ...bizinki de dedi ki eğer dedi baban hırlı bir adam olsaydı dedi önce oğlu namaz kılardı. Oğlu kılmıyor. Ben mi kılacağım? Kılmıyor. İşte evladını yetiştirmezsen musalla taşında kalırsın. Kalırsın musalla taşında. Onun için evlatlarımızı yetiştirelim. İslam'a, Kur'an'a hadim edelim. Arkamızdan Fatihalar, Yasinler, dualar okunsun, hatimler okunsun ve böylece efendim orada, orada seni yalnız bırakmasın. Evet. Kişi imanla öldüğü zaman ona okunan dualar ona fayda verir. Okunan Yasinler, Hatimler ona fayda verir. Hediye ediyorsun. Onun bir sevabı var mı? Var. İşte bunun sevabını ne yapıyorsun? Hediye ediyorsun. Veriyorsun. Osmanlı ecdadımız hep kabirlerin üzerindeki taşlara ne yazmışlar? Ruhi için el-Fatiha. Yani onun ruhuna Fatiha okuyorsun. Sevabını ne yapıyorsun? Onlara gönderiyorsun. Evet. Demek ki üç kişinin amel defteri kapanmayacak. İşte bunlardan bir tanesi de efendim salih evlat bırakan, kendisine dua eden salih bir evlat bırakan. Dolayısıyla yani bu taraftan da bakılınca Cübbeli hocamızın annesi de hakikaten böyle bir evlat bırakmış. Amel defterinin kapanmadığını bu hadise göre efendim böylece ne yapmış oluyoruz anlamış oluyoruz. Yani onun tarafından bakılınca üzülecek bir taraf demek ki yok kelime-i ruhunu teslim etmiş. Şu mübarek ayda he, on binlerce Müslümanın iyi bilirdik şehadetiyle Rabbisine böylece ne oluyor? Vasıl oluyor. Evet, tabi Rabbim Celle Celaluhu Rabi annemizin kabrini pür nur eylesin, makamını cennet eylesin, derecesini Ali eylesin. Tabi bugün onun ilk günü, dün ilk gecesiydi. Herkes o anları yaşayacak. Her şey önümüzde arkadaşlar. Ölüm önümüzde. Kabir önümüzde. Hesap var, kitap var, mizan var, sırat var, değil mi? Mahkeme-i Kübra var. İşte ne yapmak lazım? Oraya iyi hazırlanmak lazım. Şimdiden hazırlanmak lazım. Kabre inince ne yapacaklar, soracaklar. Rabbin kim diyecekler. Hoca efendi bundan kolay ne var? Allah deriz. Ha. Allah demen için Allah'a kulluk yapmamız lazım. Rabbin Allah ama Allah'ın kulusun ama sen kime kulluk yaptın gel bakayım şöyle bakalım. Allah'a kulluk yapmadıysan Rabbim Allah demek zor. Ya kitabı ne? E Kur'an bundan kolay ne var? Söyleme kolay da he kitaba uydun mu bakalım? Kur'an'a mı uydun? Yoksa başka şeye mi uydun? Nefsine mi uydun? Şeytana mı uydun? Kıblen ne? Kabe. Hiç dönmemişsin. He? Kıblem Kabe diyorsun ama bedenin bir kere dönmemiş ki ruhun zaten hiç dönmemiş. Nasıl olacak bu iş? Ha, demek ki bunlara kolay cevap verebilmek için ne yapmak lazım? İslam'ı yaşamak lazım. Allah'a kul olmak lazım. Kur'an'a uymak lazım. Kıble'ye dönmek lazım. İşte fırsat elimizde. Şu anda fırsat elimizde efendim. Amel edebilirsin. Eline tesbih alıp la ilahe illallah diyebilirsin. Eline Kur'an'ı alıp okuyabilirsin. Hatimler indirebilirsin. Ya, ne zamana kadar? Ramud Rabbeke hatta tekel yakın. Ölüm gelinceye kadar. Ölüm geldi mi şu saatte gelse çatsa bir kere Allah demene müsaade yok. İki rekat namaz kılayım ne olur bana müsaade edin. Bitti. Vakitler bitti. Ömür bitti. Hatta diyecek İmam Gazali rahmetullahi aleyh beyan ediyor. Ne olur bana bir ay ver. Aylar bitti. Ne olur bir hafta ver diyecek ölüm meleğine. Diyecek haftalar da bitti. Bir gün ver. Ne bir gün, ne bir saat, ne bir saniye. Ömür bitti mi, vakit saat geldi mi yolculuk böylece başlamış oluyor. İşte o yolculuk başlamadan önce. O büyük randevu. Bilsem nerede saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta. Bilemiyoruz, bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Hepimiz mutlaka bir gün ne yapacağız öleceğiz. Öyleyse o bize bir yerde gelecek. O ölüm bize bir yerde gelecek. Nerede gelecek? Bilmiyoruz. Öyleyse biz onu ne yapalım? Her yerde arayalım. Her zaman hazırlıklı olalım. Ve eksiklerimizi, noksanlarımızı nelerse tamamlayalım. Ve böylece Rabbimize kavuşacağımız güne hep hazırlıklı olalım. Rabbim Celle Celaluhu becermek nasip eylesin. İstikamet üzere cümlemizi daim eylesin efendim iman üzere, İslam üzere kelime-i şehadetle ruh teslimi Rabbim hepimize nasip eylesin. Evet efendim kısa bir ara veriyoruz. Ardından inşallah Miraç'tan bahsedeceğiz. Çünkü önümüzde Cumartesi pazara bağlayan gece Miraç gecesi. Biraz da ondan beraber müdakere ve mütala yapalım. Biraz da Miraç'tan konuşalım. Ama şimdi kısa bir ara. Kıymetli izleyenler, e, ikinci bölümde de Miraç'tan bahsederiz demiştik inşallah. Vaktimizin el verdiğince yüzeysel olarak şöyle Miraç'tan bahsedelim. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi e, İsra Suresini inzal buyurmuştur ve ilk ayet-i kerimesinde de Estağfirullah Subhanellezi esra bi amdihi minel mescidil haram ilel mescidil aksa buyurmuştur. Subhanellezi o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki esra bi amdihi kulunu yürüttü buyuruyor kulunu gece yürüttü. Esra gece yürüyüşü demektir. Ondan sonra tekrar leylen buyurmuştur. Yani tekrar gece demesinin manası nedir? Burada allah Teala kulunu yürüttü ama gecenin tamamında zannedilmesin diye tekrar Esra bi amdihi leylen yani gecenin çok az bir kısmında demek ki bu olay gerçekleşecek. Belki binlerce seneye sığmayacak olan mesele zaten Efendim akla mantığa sorsan bu sebepler aleminde bunların gerçekleşmesi efendim mümkün olmayan şeyler. E, dolayısıyla zaten mucize kabilindendir bu Miraç hadisesi de. İşte bu çok, gecenin çok az bir kısmında e, zamanında gerçekleşmiştir. Hatta ne kadar bir zaman içerisinde deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğü zaman yatağı hala soğumamıştı. Abdest aldığı ibri, ibriğindeki efendim, su hala sallanıyordu. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde gece ne yaptı? Bakın kulunu yürüttü. minel mescidil haram, mescid haramdan aldı, ilel mescidil aksa, mescid-i aksaya götürdü. Evet yani o günkü şartlarda tabii ki aylık deve yürüyüşüyle iki aylık bir yolu. Mevla Teala Habibini bir gecede ne yapıyor? Götürüyor. Dolayısıyla orada da peygamberlerin ruhlarına namaz kıldırıyor ve oradan efendim yedi kat semayı geçiyor. cenneti geziyor, cehennemi görüyor, arşı kürsü geçiyor ve bilinmeyen makamlarda şekilden şemalden münezzeh, keyfiyetten ari olarak Rabbül İzzet'i görmek nasip oluyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Evet, tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar götürülmesini inkar etmek adamı iman dairesinden çıkarır. Çünkü bu konuda ne vardır? Ayet-i vardır. Dolayısıyla buna iman etmek şarttır. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar Habibi'ni ne yaptı götürdü? Ha oradan yedi kat semaya, oradan arşı kürsüyü geçmesi, Mevla ile görüşmesi ise sahih hadis-i şeriflerle beyan edilmiştir. Ehli sünnet akidesinde bu vardır. Bunu inkar eden de ne olur? Ehli sünnet itikadından çıkmış olur. Dolayısıyla biz buna ne yapıyoruz? İnanıyoruz ve böylece efendim kabul ediyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir gece ara ara giderdi. Ümmühani'nin evinde kalırdı. Ebu Talib'in efendim kızı. Nerede Ümmühani'nin evi? Tabii <laughs> evvelce Kabe'nin dışarısındaydı ama şu anda haremin içinde yani Kabe gözümüzün önüne getirecek olursak rukn Yaman ile Rukn-i Şami'nin arasından şöyle düşünün. Yani rukn Yaman neresi? Hacı Resvet'ten bir önceki köşe. Rukn-i Yaman ile Rukn-i Şami'nin tam böyle karşısında düşünün. Orada zannediyorum Melik Abdülaziz kapısı var. İşte o merdivenlerden çıkınca oralarda bir yerde Ümmühani'nin evi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte orada efendim istirahat ediyor. Bir gece Cebrail aleyhisselam geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemi kanadıyla sıvazladı ve kaldırdı. Ve onu miraç davetiyle müjdeledi. Dedi ki bundan önce hiçbir beşere nasip olmayan ve bundan sonra da nasip olmayacak olan miraç davetiyle seni müjdeliyorum ya Resulallah. Çok büyük bir müjde. Çok büyük bir nimet, çok büyük bir lütuf. Ve tabi ne zaman oluyor bu? Hüzün senesi diye kitaplarda, siyer kitaplarında geçen sene içerisinde. Ya yani neden hüzün senesi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin tavırlarını biliyorsunuz. Ne kadar zulümler ettiler sahabe-i kirama. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme amcası Ebu Talip ne yaptı? Hamilik yaptı. Ona sahip oldu. Dedi ki yeğenim Muhammed'e dedi elini uzatan bana uzatmıştır. Ben dedi başımı şu yastıktan toprağa koyuncaya kadar ona yapılanlar bana yapılmış gibidir. Ve asla ona dokundurtmam diyerek böylece ona sahip çıkmıştır. Ona bir nevi hamilik yapmıştır. Tabi şimdi bu kadar Müslüman var. He böyle diyen kaç kişi var o da ayrı dava. İşte o vefat edince müşriklerin zulmünü yaptı daha çok arttı. Çünkü Ebu Talip olmayınca Ebu Talip hakikaten efendim... Mekke'nin eşrafından sözü geçen itibarlı, şahsiyetli bir kimse. Ha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar iman, iman etmemiş olsa da yani bir kalmiyetçilik gayretiyle yeğeni olması haşebiyle ne yapıyor? Efendim onun yanında yer alıyor, ona kol kanat geliyor. İşte o vefat etti. Hatice annemiz de o sene vefat etti. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en zor zamanlarında yanında olan o büyük kadın, ilk iman eden kadın, cennet kadınlarından en büyük dört tanesinden bir tanesi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem dava arkadaşı hem de hayat arkadaşı bütün servetini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda ne yapmış? Heba etmiş, harcamış adeta. Onun yolunda sarf etmiş. Evet yani o günün zenginlerinden derken yani bugüne uyarlayabilirsin. Bugün Türkiye'de kaç tane zengin var? He? Kaç tane holding patronu var? İşte onlardan bir tanesi de Hatice Validemiz gibi düşün. Pey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiği zaman böylesine zengin idi. Yani Şam'a kervanlar gönderiyordu. Oradan mal satıyordu, mal alıyordu, getiriyordu, onları satıyordu. Yani bir nevi ihracat, ithalat yapıyor. Böyle büyük bir efendim e ticari kurumun sahibi, sahibesi. Ne zaman Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme efendim vahiy gelmeye başladı, peygamberlik görevine başladı ve bu yolda Allah yolunda bütün malını sebil etti, Zengin başladı, fakir bitirdi yani. İşte o da vefat edince tabii ki o sene hüzün yılı oldu gönül hüzünlendi, mahzun oldu. İşte Mevla Teala adeta o üzüntünün ardından böyle bir sevinç, böyle bir müjdeyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de sürurlandırmış oldu. Ve tabi Cebrail aleyhisselam ile beraber Kabe'ye geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Ve baktı ki İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam emrinde efendim binlerce melekler. Ve tabi orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ameliyat ettiler. Mübarek göğsü yarıldı, kalbi şerifi çıkarıldı, içi zemzemle yıkandı, ilim ve hikmet dolduruldu ve tekrar yerine koyuldu. Ama tabi alet, edavat yok, neşter yok, kan yok, acı yok. Çünkü bu mucize, kabilinden olan işler. Ama gene de neticede he, bir açık kalp ameliyatı, bir bypass, ilk başhekim bypass yapan başhekim bak Cebrail Aleyhisselam'ıymış görüyor musun? ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsünde taburadan başlayıp aşağı kadar inen bir ince bir iz olduğu da rivayet edilir ki işte bu efendim ameliyatın izi olduğu da söylenmektedir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye ameliyat geçirmek zorunda kaldı? Niye ameliyat ettiler? Efendim çünkü Mevla Teala Habibini ne yapacak? Miraca davet ediyor. Niçin? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi gösterelim için buyuruyor Mevla. Mevla'nın ayetlerini esrarını, esrar perdelerini açacak. Ne acayip haller, hikmetler, efendim ne ayetler gösterecek, neler tecelli edecek kim bilir. Dolayısıyla insan ne yapamayabilir? Beşeriyet icabı dayanamayabilir. Ki nitekim Cebrail Aleyhisselam'ı efendim Hira mağarasında, Hira Nur Dağı deniyor. Mağaranın adı Hira'dır, dağın adı Cebeli Nur, Nur Dağı'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte zaman zaman şirk pisliğinden kurtulmak için, uzaklaşmak için orada efendim tefekkür ettiği, orada efendim inzivaya çekilmiş olduğu mağarada. Değil mi? Bir gece Cebrail aleyhisselam geldi Ramazan-ı Şerif ayında. Onu yaradılışı asliyesiyle orada görünce 600 kanadını açmış şarttan garba kadar. Kanat deyince tabii aklımıza böyle kuş kanadı gelmesin ha. Güneşin ışınları gibi, ziyası gibi giremeyeceği yer yok, ulaşamayacağı yer yok öyle kavimleri efendim öyle kariyeleri o kanadını takmış tersine döndürmüş. Rabbim Celle Celalı bugün de bütün Müslümanları cibri ile eminleriyle teyit eylesin inşallah. Yardım eylesin inşallah. Ve işte onu orada görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaradılış asliyesiyle ne yaptı? Beşeriyet icabı bayıldı. Bayıldı ama hemen ardından ayıldı. Mevlana Celaleddin Rumi o büyük gönüller sultanı bu meseleyi anlatırken hatırına şu geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı görünce bayıldı ya. İnsanlar Cebrail aleyhisselamı bundan sebep Resulullah'tan daha üstün zannedebilirler diye gayrete geliyor ve hemen bir tane beyit ekliyor bu meselenin altına ve diyor ki Ahmet erbi kuşayetan pervi celil ta ebet bin uşmanet Cebrail Evet diyor benim peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselamı görünce bayılmıştı ama hemen ayılmıştı diyor. Ama Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem risalet ve nübüvvet kanatlarını açıp da Cebrail aleyhisselama bir kere bile gözükseydi ta ebed bin uşmanet Cebrail, Cebrail aleyhisselam bayılırdı da kıyamete kadar ayılamazdı diyor. Ne kadar gayrettiler görüyor musun? Neleri düşünüyorlar? Nasıl bir sevgi, nasıl bir muhabbet, nasıl bir aşk? Onlar Resulullah'a böyle sevdiler. İşte o sevgiyle, o gönül köprüleriyle Resulullah'a ittiba ile böylesine büyük oldular. Böylesine gönüllerimize sultan oldular işte. Yani beşeriyet icabı demek insan bazı şeylere tahammül edemeyebilir. Şuradan dışarı çıktığın zaman köşeden dönerken karanlıkta bir hıh yapsa ödüm patlar. Değil mi? Neler görecek? Nelerle karşılaşacak? Ha buna tahammül edebilmesi için ne olacak? Böyle bir ameliyat gerekiyor. Manevi bir operasyon. Nitekim e, az, e, Cebrail aleyhisselam ile Sidretül Münteha'da bir kere daha görüştü. E, Yaradılış hastanesiyle gördü onu. Yoksa defalarca gördü yani. Cebrail aleyhisselam insan suretinde bile geldi. Dahiyetül Kelbi suretinde geldi defalarca mesela. Ama asıl yaratılış ile iki defa gördü. Biri Hira mağarasında o zaman beşeriyet icabı bayılmış idi. Ama da dediğimiz gibi hemen ayıldı. Bir keresinde de Sidretül Müntehada orası Cebrail Aleyhisselam'ın makamıdır ki orada gördü ama bayılmamıştı. İşte bu ameliyatı geçirdi ya. Evet tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Burak ile bir vasıta ile binek ile ne yaptı? E, ee, Cebrail Aleyhisselam'ın refakatinde Mescid-i Aksa'ya kadar efendim gelindi. Orada bütün peygamberlerin ervahı hazır olmuş. Mescid-i Aksa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırdı. Ee, Mevlid-i Şerif Yazar Süleyman Çelebi Hazretleri bu meseleyi ne yapıyor? Bakın Mevlidinde beyitlerle anlatıyor. Diyor ki pes geçüp mihraba ol hayrul enam evliya ervahına oldu imam. Yani enbiya ervahı karşı geldiler. Mustafa yani İzzet ikram kıldılar. Pes mihraba ol hayrul enam evliya ervahına oldu imam. Orada onlara namaz kıldırdıktan sonra orada kubbetü sahra var. Kubbetü sahra üzerinde bir miraç merdiveni tabanı sahra üzerinde, tavanı birinci kat semaya dayanmış vaziyette. İşte bu da vasıtalardan bir tanesi. Yani bir merdiven, miraç, miraç merdiveni o kadar güzel ki, o kadar göz alıcı ki. He? Yani yakut ve inciden yapılmış, merdivenleri altında gümüşten süslenmiş, işlenmiş. Hatta müminler vefat edeceği zaman hani ahiretten perde açılıyor ya cennetten cennette konacağı yer gösteriliyor ya bir rivayette de bu miraç merdiveni gösterilir. Onun güzelliğine bakarak ruh teslim ediyor. Bazen adamı bakıyorsun ölenlerin mesela efendim videoları internetlerde falan bir iki tane bakmıştım. Adamın gözü şöyle kayıyor gidiyor. İşte o ruh ne yapacak? O miraç merdiveninden ne yapacak? Çıkacak. Nereye kadar? Birinci kat semaya kadar. Birinci kat semada ne vardır? Orada birinci kat semanın kapısı vardır. Evet o kapı açılırsa girer. Açılamazsa ne olacak? O Allah muhafaza. O zaman açmayacaklar ve diyecekler atın bunu şeytanların karargahına. Siccin'e atın bakalım. Eğer açılırsa o ruh ne yapacak? Yükselecek 7. kat semaya kadar. İbrahim Aleyhisselam'ın makamıdır orası. Oraya kadar demek ki çıkacak. Ve ne buyuruyor Mevla: ve hafiznâhu min kulli şeytânir recîm." buyuruyor. Evet ve onu o kapıyı her efendim kovulmuş şeytandan ne yaptık? Koruduk buyuruyor Mevla. Ve tabi orayı da geçiyorlar. Orada tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüklerini anlatıyor. Uzun bir hadis-i şerif var. Tabi kapıyı çal çalıyorlar. İçeriden soruyorlar. ve kim o? Ene Cibril. Ve men maak. Me Yanında kim var? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yani... Miraç daveti geldi mi? Evet geldi. O zaman kapı açılıyor. Hoş geldi sefalar getirdi. Aslında Cebrail Aleyhisselam gitse böyle bir problem olmaz. Yani kapı baca ona engel olmaz. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle evet rüyada değil rüyada defalarca çıkmıştır Miraç'a. Bedeniyle çıktığı için kapının ne yapılması lazım? Açılması lazım. Ha bugün buna inanmayanlar var mı? Olabilir. Ne yapalım? Biz inanıyoruz bedeniyle bizzat çıkmıştır Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kafa gözüyle Rabbisini görmüştür Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşikare gördü Rabbul Enzeti ahirette öyle görür ümmeti elbette Mevla'yı dünyada görmek mümkün değildir ama inşallah bunun da e, efendim görülemeyecek diyenler niye görülmez diyor ehli sünnet alimleri niye görülür diyor bunları hep anlatacağız ama bu dersimize sığmaz inşallah önümüzdeki e, sohbetimizde bu meselelere de tabi temas etmeyi düşünüyorum yani ama tabi bunun en belirgin özelliği de he? yani rüyada olmadığının en e, delili. Delili nedir? Pek çok ayet hadis okunabilir ama yani mantığı ki herkesin anlayacağı bir delil söyleyeyim ben size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndüğü zaman tabi devam edeceğiz ama şuraya bir efendim e, parantez koyup şuraya arz edelim. Geri döndüğü zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmadılar değil mi? Ebu Cehiller, As bin Vahiller, Umeyye bin Halefler orada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara anlattı. Dedi ki akşam dedi ben buradaydım. Evet ne oldu? O gece Mevla beni aldı. Buradan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan yedi kat semayı geçirdi. Cenneti cehennemi gezdirdi. Kendisiyle efendim görüşüp tekrar geri gönderdi beni. Yine şaşırdılar. Ne? Bu gece mi oldu bunlar? Yakalarını yolluyorlar. Dizlerine vuruyorlar. Ebu Cehil dedi hele bir durun bakalım. Ey Muhammed milleti de çağırsam onlara da söyler misin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki söylerim. Zaten peygamberlerin efendim, bir görevde nedir? Tebliği şeriat. Şeriatı tebliğ etmek. Allah'tan gelen vahyi anlatmak. E ayet gelmiş. Sübhanellezi yasra amdihi minel haram ilel aksa. E bu nasıl söylemesin? Öyle bir ayet ki bunu sen okumasan hatim olmaz. Tabii söylerim çağırın bakalım. Bütün herkesi çağırdılar. Hepsi geldi. Dedi bakın Muhammed ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne diyor? Bak böyle böyle diyor ya. Bir gecede gitmiş gelmiş o günün şartlarına göre. iki aylık yol tabii ki. Herkes dediler ya bu da olur mu? Nasıl böyle söylüyorsun sen buna nasıl? Efendim bizi inanmamızı bekliyorsun. He? Hatta evvelce iman edenlerden bazıları demişlerdi ki biz sana tamam dedik tasdik ettik ama bu kadar da olmaz dediler ve ne yaptılar? Mürted oldular Allah muhafaza. Hatta geldiler Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a bile Dediler ki seninki neler diyor biliyor musun? Ne diyor? Böyle 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 diyor. Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Oradan semalara vuruş etmiş. Gerçekten bunu o mu söylüyor? Vallahi kulağımızla duyduk. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh e, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem ayrılacaksa o gün bugündür diyorlar. Çünkü mantıkla hareket edersen inanılacak gibi değil. E bugün de adam diyor ki böyle şey olur mu? <laughs> Mucize. Mucize demek he aklın çözemeyeceği iş zaten. Parmaklardan sular akıyor. Nasıl oluyor ya? He? Yani efendim sokağın borusunu mu bağladılar koluna? Nasıl akacak bu? Ha mucizeye inanmıyorsan senin sorunun. Muhammed Mustafa'nın önünde ağaçlar gelmiş, secde etmişler. Parmaklarından sular akmış, ordular doymuş. Bir işaret ediyor parmağıyla ayı yarıyor ikiye. Bunlar mucize. Mantıkla tabii ki debelendikçe batarsın. Hemen ne yapacaksın? İmanını devreye sokacaksın. Ellezine yu'minun bil gayb. Müminler gayba iman ederler. Ya cenneti, cehennemi, melekleri aklınla çözemeyebilirsin. Ya Allahu Teala'yı görmüyoruz ama iman ediyoruz. Zatıyla gizli ama eserleriyle aşikar. Felası da Ebubekir radıyallahu anh'a radıyallahu anh böyle deyince bunu o mu söyledi? Vallahi kulağımızla duyduk o söyledi. O söylüyorsa doğrudur dedi. O söylüyorsa doğrudur. Dediler sen buna mı inanıyorsun ya? Dedi siz ne diyorsunuz be? Ben dedi gökten gelen vahye iman etmişim. Ben daha acayibini görsem vallahi gene iman ederim ona. Koşarak gitti. Esselamu aleyke ya Resulallah. Mirac etmişsin. Mübarek olsun. Nasıl oldu anlatır mısın dedi. İşte mirac öyle bir gece ki sındık ile zındıkı ne yapacak? Ayıracak, tefrik edecek. Ve tabi inanmadılar. Ve böylece yaygara yaptılar. Şimdi eğer bu rüya olmuş olsa Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dese ki ben rüyamda efendim miraca çıktım geldim. Mescid-i Aksa'ya gittim geldim. Bu kadar itiraz ederler mi? Bu kadar bağırır çağırırlar mı? Bu kadar milleti toplayıp hadi canım böyle de olur muymuş? derler mi? Demezler efendim. Niye? Rüya. Sen de dersin ki ben de akşam Japonya'ya gittim. Oradan gittim Amerika'ya. Gittim Filistin'i kurtardım geldim. He? Gittim İslam düşmanlarına şunları yaptım, bunları ettim, geldim. Nerede yapıyorsun sen bunu rüyada? Ha, olabilir rüya olabilir. Rüya kardeş. itiraz edilmez ki. Ama ben gerçekten yaptım, bedenen gittim diyorsan o zaman dur bakalım diyorlar. Sadece onların böyle itiraz etmesi bile Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhen sadece ruhen değil bedeniyle ve ruhuyla beraber miraç ettiğine apaçık bir delildir. Ha sonradan ne oldu hoca derseniz tabii ki inanmadılar ama hatta işlerinde aks, Mescid-i Aksa'ya gidenler vardı o zaman dediler söyle bakalım nasıl tarif et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle sıkıldım hiç hatırlamıyorum diyor. Öyle daraldım ki. Neden? Ya şimdi camiye girdi, namazı kıldırdı, çıktı. Ne bilsin kaç tane kapısı var, kaç tane penceresi var. Sen bile şimdi her akşam gittiğin caminin kaç penceresi var desem, birden şaşırır kalırsın. Acaba kaç taneydi? Değil mi? Ama Allah'ın Teala cübremi vasıtasıyla getirdi, ka şeyi Mescid-i Aksa'yı önüne koydu. Bakıyor. Şu anda nasıl seyrediyorsunuz? Canlı yayın. Elektrik yok, televizyon yok. Canlı yayın var. Hani böyle kandil gecelerinde kameraman böyle tavanları, levhaları böyle teker teker sütunları, camları çeker ya. Aynı öyle bakıyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kadar pencere var, şu kadar kapı var, bu kadar sütun var. Hepsini tek tek sayıyor onlara. Adam da diyor ki lan ben kaç kere gittim bu kadar bilmiyorum ya. Öbürü de diyor ki görüyor musun ya? Sanki görüyor gibi anlatıyor ya. <laughs> görüyor zaten. Peki hala dediler bizim kervanımız vardı o taraflara gitmişti. O nerede? Dedi ki gelirken filan yerde gördüm bir tane hayvanları kaybolmuştu sorarsınız onları arıyorlardı bir de filan kapta su vardı sudan içtim suyun eksildi, eksildi mi eksilmedi mi bunu da sorun dedi ki güneş doğarken nabarlar gelirler efendim önde de bir tane boz deve olur üzerinde iki tane de çuval olacak biri alaca renkli birisi kara siyah renkli bir çuval adamlar dediler ki ha dediler şimdi dediler tamam artık şimdi yakaladık neyi yakaladın? E bu kadar da tutmaz ki. He? Mevla haber verirse tutar. Gaybı bilen Allah bildirirse sen de bilirsin. Muhammed Mustafa'ya bildirmez mi? Dolayısıyla her gece sabahlara kadar horul horul uyuyan o kimseler o gece ne yaptılar biliyor musun? Sabaha kadar gözleri açık. He? Gittiler tenem yokuşundan bakıyorlar ki güneş doğada, doğarken gelecek mi gelmeyecek mi bakalım. Yani güya ne yapacaklar? Bak gördün yalan söyledi. Rezil edecekler haşa ve kella. Ve ona inananları tamamen koparacaklar. Tek başına bırakacaklar. Akılları sıra. Neyse beklediler. Dedi ki bak görüyor musun güneş doğmaya başladı. Öbür de dedi ki tüh kervanda gözüktü dedi. Çok üzüldüler. Allah üzüntünüzü arttırsın ne diyelim. Neyse bir de baktılar ki o aman yarabbi. Önde bir boz deve, üstünde iki tane çuval, Birisi alaca, birisi siyah. Hepsinin suratlar oldu simsiyah. Daha önce inanıp da mürted oldular ya. Ya bu kadar da olur mu filan demişlerdi ya. Onlar tekrar dediler estağfurullah biz ne yaptık ya. He ya bu peygamber Allah destekli. Mevla'nın yardımı var. Dolayısıyla biz dediler bunu niye böyle bir mantık e, efendim e, süzgecinden geçirerek hareket ediyoruz da imanla buna e, bakmıyoruz bu işe dediler. Kelime-i getirip tekrar iman ettiler. Ama inanmayanlar Ebu Cehiller gene ne dedi? Bu Muhammed ne büyük sihirbaz olmuş dedi ya. Bu kadar da olmaz. Görüyor musun? Mucize inanan adama faydası oluyor. İnanmayan adama havada konuşsan, parmağından su akıtsan, parmağın nayı yarsan gene de inanmaz, gene de inanmaz. İnanacak adam görmeden de inanır. Görmeden de inanır. Ebu Bekir adı yalan görmeden inandı. Ondan sonra gitti sordu nasıl oldu ya Rasulallah merakını celbeden bir şey çünkü. Dolayısıyla Miraç böyle bir hadise. Evet çok derin anlatılacak saatlerce anlatılacak mesele var tabii Miraç hadisesinde. Ama şunu da arz edeyim efendim vaktimiz doluyor çünkü detaylı anlatacak vakit yok ama şunu arz etmeden de geçmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mevla ile şekilden şemalden münezzeh keyfiyetten ağrı olarak efendim gördü ve fevha ila abdihi ma evha Rabbisi kuluna vahyedeceğini vahyetti. 70 bin kelam edildi rivayet edilir. Bazı ayet kelimeler ki işte her yatsı namazından sonra okunan Amener Resulü Bakara suresinin son ayetleri e, ee, vasıtası olarak Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiştir. Ve bir takım müjdeler de Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e orada verilmiştir. Tabii ki Efendim sallallahu aleyhi ve tekrar geliyor ama yani aşıkın maşukundan ayrılması ne kadar zor olur bunu bir düşünelim. Ve Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla'dan ayrılması da bu kadar zor oluyor. Hatta 2000. yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında ne diyor biliyor musun? En çok eziyet gören peygamber Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem diyor. ...en çok eziyet gören peygamber... ...nasıl olur hoca efendi ya... ...biz kitaplarda okuduk biliyoruz ki... ...Zekeriya aleyhisselam e, testereyle başının ortasından kesildi... ...evet... ...diğer peygamberlere yapılan eziyetler... ...onun ruhuna, e, bedenineydi. neydi? ...peygamberlerin bedenine yapılmış idi... ...ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin... ...eziyeti ise onun maalesef... ...ruhuna olmuş oldu... ...nasıl bir şey... ...yani Mevla Teala ile görüştükten sonra... ...he onun cemalini... ...efendim... E, gördükten sonra aşıkın maşuğuna kavuştuktan sonra ayrılması kolay iş midir yani? Elbette kolay değil. Ama Mevla Teala emrediyor. Döneceksin Habibim. Sen gitmezsen, sen anlatmazsan, bu yolları öğretmezsen kullarım bana nasıl vasıl olacak? Kullarım bu makamları nasıl geçecekler? He? Fena fillah ve kabillah derecelerin hakikatine nasıl ulaşacaklar? Onun için gitmesi lazım. Onun için geldi, bize mürşitlik yaptı. Baş mürşidimiz, en büyük mürşidimiz Şeyh'imiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi o hazzı, o lezzeti bulamıyor. Öyle ya, nerelerden gel paçavra dünyaya. Ne zaman namaz vakti geldi? İşte namazla, miraçta efendim, efendim sallallahu aleyhi ve selleme ve bu ümmete hediye edildi. Rabbimizden gelen bir hediye. Miraç gecesi Mevla'dan bize namaz hediyesi geldi. Bu hediyeyi öpelim başımızın üstüne koyalım. Başımızın tacı olsun. Evet. Namaz bizim için en önemli işlerden olsun. İşler, güçler önemli işler olabilir ama ne yapalım? İşimizi, gücümüzü namazın vakitlerine göre ayarlayalım. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar o sıkılıyor, daralıyor. Yani o hazlı lezzeti bulamıyor. Ne zaman namaz vakti geldi, Allahu ekber namaza durdu, o hazlı o lezzeti yaşamaya başladı. Yani o sıkıntı adeta gitti. Bir balık düşünün, sudan çıkarılmış, nasıldır, hassızdır, hoplar zıplar, he, sıkıntılanır ama suya dalınca böyle sükunetle derinlemesine nasıl dalar gider, sürurlanır. İşte namaza durunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta dünya atmosferinden, semasından çıkıyor, yedi kat semaya geçiyor, Allah'ın huzuruna duruyor ve o hazzı lezzeti yaşıyor. Ve ne buyurdu? Es <Sessizlik> salatu miracül mü'min. Namaz mü'minin miracıdır. Namaz müminin miracı ama namazları miraç gibi kılmak lazım. Ya öyle adamlar, öyle Allah dostları namaz kılarken he ne yapıyorlar? Namaz kılarken dünyadan haberleri yok. Şurada konuşulanı duymuyorlar bile. Hatta bir tanesi namaz kılıyor. Efendim deprem oluyor esnada. Caminin yarısı yıkılıyor. Bütün millet kaçışıyor derken tabii yani enkaz altında kalanlar var. Millet onları kurtarayım derken o mübarek oturmuş namazını kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aa baktı cami yıkılmış. Ne oldu ya? Senin haber yok mu ya? Deprem oldu. Dedi ki ben namazdayken bir şey duymam dedi ya. Allah Allah. Hazreti Ali radıyallahu anh ayağına ok saplanmış çıkaramıyorlar. Tabi kasları çelik gibi kaslar var. Çıkaramıyorsun. Acıyor. Efendim nasıl olacak? Dedi ben namaza durayım namaza durunca dedi çıkarırsınız. Ben bir şey anlamam o zaman dedi. Allahu Ekber namaza bir durdu. Mevla'nın huzurunda zaten eriyor bitiyor helva gibi. Yumuşuyor. Oku çıkardılar haberi yok. Selam ver dedi oku çıkardınız mı? Allah Allah. Görüyor musun? Nasıl oluyor Hoca Efendi? İşte onların namazları miraç. Namaza durunca ruh adeta buradan çıkıyor. Yedi kat semayı geçiyor, arşı kürsüyü aşıyor, sanki Mevla'nın huzuruna çıkıyor. Ama şöyle de zannedilmesin ha, yukarı çıkıyor derken sanki Mevla yukarıda mı? Haşa ve kella. Orası çok kıymetli bir makam olduğu için. Yoksa, Sübhanellezi, o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki, Esra bi amdihi, kulunu gece yürüttü. Bu, buraya başlarken bile Mevla tenzihle başlıyor. Neden? Yani, mekandan münezzeh Mevla. Miraca çıkacak ya insanlar Rabbini yukarıda zannetmesin diye bir hikmeti de bu temzihle ve tesbihle başlıyor Mevla. Bunu da böylece ne yapmış olalım arz etmiş olalım. Demek ki namaz müminin miracı. Ama her müminin kıldığı namaz miracı olmadığı gibi her kılınan namazda miracı olmuyor. Rabbim Celle Celaluhu namazlarımızı miracı eylesin. Kıldığımız namazları he miraç yapar gibi kılmak nasip eylesin. Her bir ruhani miraçlar inşallah nasip eylesin. Evet efendim Miraç tabii çok uzun anlatılması gereken şeyler var ama biz vaktimiz ölçüsünde bu kadarla iktifa edelim. İnşallah bu konuyu haftaya ne yapacağız? Devam edeceğiz Miraç meselesine. Önümüzdeki cumartesi pazara bağlayan gece Miraç gecesidir. İnşallah bu Miraç gecesinde nasip olursa bizler Bursa'da olacağız. Bursa'da Vakıf Vakıfköy yolundaki külliyede efendim eee Miraç gecesini ihya etmeye gayret edeceğiz. Oradaki bütün kardeşlerimizi, Bursa'daki bütün kardeşlerimizi, kadın erkek tüm cemaatlerimizi davet ediyoruz. İnşallah Miracı şöyle başından alalım sonuna kadar gidelim, gelelim. ilmen biz de miraç yapmış olalım inşallah. Hepinizi davet ediyorum. O akşam orada buluşmak Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet efendim sizlerin de bütün TV5 izleyenlerinin miraç kandili şimdiden tebrik ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu o geceye ulaşmak ve o geceyi ihya etmek idra etmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin o gecenin bütün İslam alemine hayırlar getirmesinde Rabbim Celle Celaluhu ihsan eylesin, nasip eylesin inşallah. Evet efendim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.